Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry! You don't like that? You don't like NBA basketball? Merhabalar, Orhan'da Günkü'nün 4. gününe hoş geldiniz. Yine Cem'le beraberiz. Merhaba Cem, nasılsın? İyiyim Kaan, sen nasılsın? İyi ben de. İyice artık maçlar ısınmaya başladı. Sıralama maçlarının yarısına geldik. Son 3 günün ilginç 4 maçını konuşacağız. Evet Cem, önce nasıl hissediyorsun bugünkü 3 maçtan sonra, 9 saat üst üste basketbol izledikten sonra? Vallahi bugün şu ana kadar Orlando Bubble'ındaki en iyi maç günüydü. Yani program olarak. Yani hem sıralama açısından çok önemli maçlar vardı. Hem muhtemel playoff eşleşmeleri açısından bize örnek teşkil edebilecek Clippers Mavs maçı vardı. Hı. Hatta Pelicans Kings belki 8-9 maçı oynayabilecek maçlar. Yani her açıdan çok önemli önümüzdeki günlerde etkisi olabilecek maçlar izledik. Ben yani ilk başta düşünürken hani Phoenix'in iki maçını alalım mı almayalım mı emin değildim ama Phoenix gerçekten o kadar beklentiler üzerinde oynuyor ki hani detaylı konuşabilmek için iyi ki hem Clippers hem Pacers'a karşı aldıkları galibiyetleri aldık listeye. Uzun uzun konuşacağız. Bence de gayet iyi oldu. Zaten Phoenix Indiana iki tane non-mağlup takım maçıydı. O da ilginç maç oldu o şekilde. Şimdi bir tek Phoenix ve Toronto kaldı galiba bu maçtan sonra. Evet. Aynen öyle. Phoenix 4-0 oldu. Toronto'da 3-0 yanlış hatırlamıyorsam. Tamam, o zaman ilk maçtan başlayalım. Salı gününün maçı. Phoenix'in Clippers'ı biraz şok bir sonuçla 117-115 yendiği maç. Genel olarak hani oyunculara baktığımız zaman Devin Booker çok iyi bir maç oynadı. DeAndre Ayton yine iyi bir maç oynadı. Ricky Rubio, yani özellikle bence Orlando'da bu maçlarda takımı kontrol etme açısından gayet iyi oynuyor ve bench'ten de iyi bir katkı aldı Phoenix bir sürü farklı oyuncudan. Clippers tarafında bence biraz daha rölantideydi yani Clippers en azından ilk 3 çeyrekte. Zaten bu maçta ve Indiana maçında yani Phoenix'e yoğunlaşmak daha iyi. Clippers'dan daha detaylı, yani burada da bahsederiz de Mavs maçında biraz daha ciddi bir oyun oynadılar. Bence orada bahsetmek daha playoff açısından daha aydınlatıcı olabilir. Maç yavaş bir tempoyla oynandı. Yani 97 pozisyon 48 dakikada ortalamanın biraz altında bir pozisyon sayısı. Ve iki takım da bu düşük tempoya rağmen çok yüksek bir hücum verimine ulaştı. Ben hani öyle bir hazırlamış olayım maçı. Sen genel olarak ne düşündün Suns Clippers maçı hakkında? Şöyle, ben öncelikle hani ilk başta bu bubble fikri Orlando'da ortaya atıldığında ben hani Phoenix'in neden davet edildiğini açıkçası şaşırmıştım. Çünkü herkes derece olarak yerlerinin gerisinde hani 8. sırayla aradaki 4 maç farka girecek hani 4 takımı geçmesi gerekiyor. Hani bana biraz saçma gelmişti. Ama beni açık ara en çok şaşırtan takım şu ana kadar. Tabii ki. Yani zaten sezona da fırtına gibi girmişlerdi. Sonra düşmüşlerdi. Sonra yine bu ara oldu. Tekrar çok iyi girdiler. Aralar yani, yarıyor yani. Evet. Uzun süreden sonra aralar yarıyor. Ve araların yaravasının üstünde yani oyuncular nezdinde de çok ciddi bir gelişme var. Yani bu çok şaşırtıcı. Yani genç oyuncuları özellikle zaten hani star potansiyeli olan Devin Booker ve DeAndre Ayton'a gelmeden bile Mikal Bridges'in yani bambaşka bir oyuncuya dönüşmüş olduğunu görüyoruz. Cam Johnson gerçekten bir veteran gibi oynuyor. Tabii yani çaylak ama çok genç bir çaylak değil. 23 yaşında. Çok iyi katkı veriyor. Yani bu maçta da çok iyiydi. Mikal Bridges Kawhi Leonard savunmasında çok başarılıydı. Baktım Kawhi Leonard'ı savunurken Kawhi Leonard 8'de 2 şut atmış. Mikal Bridges onu savunurken. Yani aslında size olarak çelimsiz, cılız duruyor Mikal Bridges ama yani kolları çok uzun. Muhteşem. Çok rahatsız ediyor. Ve göründüğü kadar da zayıf bir oyuncu değil. Bunu Indiana'yla oynadıkları maçta da detaylı. T.J. Warren karşısında da çok iyi bir performans sergiledi. Yani onun dışında DeAndre Ayton da geçen seneye göre zaten
müthiş bir savunma yönünde gelişim var. Potayı gerçekten iyi savunmaya başladı. Hücumda aynı problemleri devam ediyor. Yani biraz daha şeyini genişletti. Yani şut atabilme potansiyeli daha gelişti. Yani daha çok üçlük denemeye başladı. Hı-hı. Ve artık gerçekten orta mesafeden çok etkili olmaya başladı. Devin Booker'ın da aynı şekilde oyun yönlendirmesi, ikili sıkıştırmalardan pasta çıkması, hı-hı, konusundaki gelişmeler çok değerliydi benim için. Yani onun dışında muazzam bir son çeyrek oynadı. Yani Kawhi Leonard ve Paul George gibi bu ligin en iyi iki dış savunmacısı savundu onu son çeyrekte. Buna rağmen çok zor şutları çok çok iyi bir şekilde değerlendirdi. Bundan daha iyisi, yani Phoenix taraftarı açısından bundan daha iyi bir bubble süreci geçirilemez herhalde. Aa, yani playoff'a kalmasalar bile genç oyuncularının gelişimi açısından çok değerli bir 8 maç. Çünkü çok üst seviyede ligin en iyi takımlarına, en iyi savunmalarına ve hücumlarına karşı çok değerli bir deneyim elde ediyorlar. Yani doğuda ve batıdaki diğer genç takımların bu dışarıda kalan 8 takıma göre bu önümüzdeki sene için çok ciddi bir avantaj olacak Phoenix için diye düşünüyorum. İlginç. Zaten şeyi düşünüyorlar, bu Delete 8 deniyor yani bu 8 giremeyen takıma. Onlara ayrı bir mini turnuva tarzı bir şey yapılıp, tabii ki bu şu anki sıralama maçlarının o heyecanı ve önemli oluşu belki aynı şekilde yapılamaz. Ama onlar o tarafta da yapılabilecek küçük bir turnuva belki o takımlara yararlı olacaktır. Tabii bu koronavirüs açısından yani çok hoş olmayabilir ama basketbol açısından takımları hazır tutmak açısından iyi olabilir belki. Şu maç açısından Clippers'dan çok bahsetmeyeceğiz dedik ama yani şu maçın Clippers açısından çok ölçü olmamasının bir sebebi de Patrick Beverley maçın ilk yarısında sakatlandı. Hmm. Ve Patrick Beverley belki yani Clippers'ın en değerli 3-4 oyuncusundan biri gibi gözükmeyebilir ama özellikle şu açıdan çok kritik. Savunmada Beverley olmadığı zaman Paul George ve Kawhi Leonard'a çok ciddi yük biniyor. Oh. Bu maçta Beverley olmadığı için Reggie Jackson çok süre aldı ve ilk yarıda Beverley sakatlandıktan sonra Devin Booker'ı Reggie Jackson tuttu. Çok da başarılı olamadı. O yüzden ikinci yarıda Devin Booker'ı full time Paul George ve Kawhi Leonard'ı savunmak zorunda kaldı. Bu yani Clippers açısından yani en iyi iki hücum oyuncusunun savunmada o kadar efor sarf etme sebebi onlar için ideal bir durum değil. O yüzden evet. Beverley'e çok ihtiyaçları var. Göründüğü kadarıyla playoff'ta belki birkaç maç kaçırma ihtimali de varmış diyorlar. Yani Lou Williams'ın da playoff'ta savunma defolarını göz önüne aldığımızda çok ideal bir durum değil Clippers açısından. Beverley dediğin gibi çok katılıyorum. Çok iyi tamamlayıcı bir rol oynuyor Paul George ve Kawhi Leonard'ın yanında. Ve burada hani bence biraz daha endişe verici olan taraf Beverley'in baldır sakatlığı onu sezon boyunca rahatsız ediyordu ve onun yeniden nüksetmesi oldu. O yüzden yani playoff'lara dönse bile hani %100 dönme ihtimali zor olabilir bu kadar fazla maç oynanan bir tempoda. Bakalım. Bir de en son şeyden bahsedeyim bir sonraki maça geçmeden önce. Zubac çok iyi bir maç oynadı. Onunla son bugünkü Mavs maçında da çok iyi oynadı. Yani Mavs maçında daha çok bahsederiz ama Montrezl Harrell'ın yokluğu belki Clippers'ın tam kadro oynamasını engelledi ama bence Zubac'ın çok iyi bir şans oldu. Ve o da iyi forma girmiş. Fiziksel olarak kendini çok iyi hazır tutmuş. Hatta normal sezona göre daha mobil, daha kilo kaybetmiş veya kasa dönüştürmüş bir şekilde. Zubac'ı da ben iyi gördüm yani Bubble'da. Ona verilen şansı iyi kullandı ki bu playoff'larda Clippers'a bir böyle bonus getiri olarak dönebilir. İkinci maçına geçelim programımızın. Indiana Pacers Phoenix Suns. Yani bu maç aslında bu ilk bakışta 15 sayı farklı ama yakın giden bir maçtı. Son çeyreğde yani 3. çeyreğin sonuna kadar çok yakındı. 3. çeyrekte bu maçta asıl öne çıkarmak istediğim en başta Cameron Payne'in coşmasıyla Phoenix bir anda bir 10 sayına geçti. Daha bu sıralama maçları başlamadan önce ben bir şey bir liste yapmıştık. Bubble'da bir sürü eksik olacak, sakatlık olabilir, koronavirüs tehlikesiyle gelmeyen oyuncular olabilir. Takımlar hangi oyuncuları alabilir diye bakmıştık. Cameron Payne de onlardan arasındaydı. Bu sene G League'de Texas Legends'da çok iyi bir sezon geçiriyordu. Phoenix de onu imzaladı. Hatta biraz kafaları karışır çünkü Phoenix'te çok fazla point guard ve yedek point guard var.
Ama Cameron Payne Bubble'da gerçekten muhteşem bir katkı vermeye başladı Phoenix'ten. Ve bu maçta maç biraz şey olarak ilginç bir maçtı. Bazen böyle hani NBA maçlarına şey denir, böyle Game of Runs, yani seriler maçı. Maç biraz öyleydi. Phoenix ilk çeyrekte 16-0'lık bir seri yakaladı. Sonra sonlara doğru 21-0'lık bir seri yakaladı. Onun dışında aslında o kesitler dışında Pacers maçın uzun bölümleri boyunca Phoenix'le aynı seviyede, hatta bazı zamanlar daha iyi seviyede de oynadı. Ama bu üçüncü çeyreğin sonunda Cameron Payne ve diğer yedek oyuncuların Carter gibi, Saric gibi aslında kırıcı tarafı bence o orada oldu maçın. Maç berabere tarzındayken bir anda 10 sayıya çıktı. Tabii Phoenix tarafında başka hani eklemek istediğim bir iki noktada DeAndre Ayton çok iyi bir maç geçirdi. Zaten hani Ayton'dan hep aramızda bahsederken çok potansiyelli ama sorunları olan da bir oyuncu olarak genelde görüyoruz. Bu maça da orta mesafeden çok iyi şutlar atarak başladı. Zaten orta mesafe şutu girdiği zaman etkili bir hücumcu oluyor. Ama burada faul atışından da görebiliyoruz. Sadece bir tane faul kullandı 35 dakikada. Zaten DeAndre Ayton klasiği bu. Normalde 35-40 dakika oynayıp 1-2 faul kullanıyor. O yüzden hani şey diyeyim, iyi bir maç çıkardı ama ondan beklenen agresifliği göstermeden daha çok orta mesafeyi iyi kullanarak bir maç çıkardı. Ama pick and roll'lardan da iyi derbilerek sayı buldu gerçekten. Son olarak hani Devin Booker belki Clippers maçı kadar etkileyici bir maç oynamadı ve o Clippers maçının sonunda attığı muhteşem game winner tarzı bir pozisyon yoktu burada ama son çeyrekte Booker kesinlikle kontrolü eline aldı. Üçüncü çeyrekte far probleme girip dışarı çıkmıştı. Dördüncü çeyrekte Devin Booker oyuna girdiği zaman gerçekten verdiği paslarla zaten 10 asist yaptı ve kritik yerlerde sorumlu kalmasıyla o son yumruğu da vurmuş oldu. Ben Phoenix'i böyle özetlemiş olayım. Sana pası biraz da Indiana tarafında atayım. Ben Phoenix'e de eklemlerim varsa yaparsın. Phoenix sorusunda dediğin gibi çok konuştuk zaten. Yani ben özellikle bu maçta Ayton'un pota savunmasını çok beğendim. Evet, yani dört tane de blok koydu ve gerçekten yani orayı bölüm bölüm kararttığı anlar oldu maçta. Biraz da Indiana'dan da çok konuşmadık programlar başladığından beri. Ben oraya yoğunlaşayım biraz daha. Bu maçı özellikle T.J. Warren nezdinde çok merak ediyordum. T.J. Warren bildiğiniz gibi bu sene başında Phoenix'ten geldi. Hatta çok şaşırtıcı bir şekilde Phoenix sadece para karşılığı, yani neredeyse hiçbir şey almadan Indiana'ya verdi T.J. Warren'ı. Yani böyle bir çıkış yapmasını herhalde tahmin ediyorum onlar da beklemiyordu. O yüzden eski takımına karşı nasıl oynayacak T.J. Warren? Bunu çok merak ediyordum. Dünyaya dönüş yaptı. Efendim? Dünyaya dönüş yaptı T.J. Warren diyorum. Dünyaya dönüş yaptı. Bunda az önce bahsettiğimiz Mikal Bridges'in de çok etkisi olduğunu düşünüyorum. Ha. Tabii tanıdıkları bir oyuncu T.J. Warren. Yani özellikle T.J. Warren'ın perdelerden çıkışında ve post-up yapmaya çalıştığı anlarda top almasını çok iyi engelledi Mikal Bridges. Az önce bahsettiğimiz gibi uzun kolları ve gücü sayesinde T.J. Warren'a hiç o fırsatları vermedi. Hiç oyuna giremedi T.J. Warren. Yani T.J. Warren maça aslında çok müthiş bir özgüvenle başladı. Şutunu hep aradı. Ama hiç o iyi boş fırsatları bulamadı. Indiana'daki yani aslında Indiana'nın kazanabileceği maç dediğin gibi. Yani Phoenix yedekleriyle 23-0'lık bir seri yakalayarak maçı kazandı. Ama Indiana açısından endişe verici bir durum Oladipo'nun durumu. Yani zaten Indiana'nın tavanını da belirleyecek konu Oladipo olacak. Yani eğer 2-3 sene önceki o 2017-2018 sezonundaki inanılmaz performansına dönerse Indiana gerçekten 1-2 seviye atlayıp yani doğuda tepeye oynayacak takımlar arasında yer alır. Ama Oladipo savunmada fena değil şu an. Yani eski performansına yakın ama hücumda biraz daha ritmini bulabilmek için çok zorluyor. Yani şutunu arıyor. Belki de atmaması gereken şutları atıyor. Ama tabii çok çok efektif olamıyor. Bugün de 11 şutla 16 sayı attı. Ama yani bütün serileri yedikleri anlarda hep sahadaydı Oladipo. Yani zaten eksi 24. Eksi 24. Bir ara eksi 32 idi maçta yanlış hatırlamıyorsam. Yani
takımın ritmini biraz bozuyor Oladipo gibi gözüküyor şu an. Yani Indiana'da hücum silahları T.J. Warren ve Brogdon var ve doğru bir takım genel olarak. O yüzden Oladipo'nun o kadar zorlamasına çok gerek olmayan bir takım ama sebebini de anlayabiliyorum bahsettiğim gibi. Yani Oladipo olmadan, Oladipo eski performansına dönmeden tavanı çok sınırlı bir takım Indiana. O yüzden biraz daha böyle zorlamalarını anlıyorum. Ama takımına bu maçta yarardan çok zarar verdiğini düşünüyorum. Özellikle yedekler sahadayken bu Phoenix'e karşı zorlandıkları anlarda hücumda hiçbir şey üretemediler. Hep Justin Holiday üzerinden Justin Holiday'in zorlama ISO'larıyla ve el üstü üçlükleriyle skor üretmeye çalıştılar. Başarılı olamadı. O da gününde değildi. O yüzden çok zorlandılar. Üçüncü çeyreğin sonu ve dördüncü çeyrekte bir 5 dakika boyunca sayı atamadılar yanlış hatırlamıyorsam. Ve bu mağlubiyet geldi. Ama yani Indiana açısından da tabii çok aslında hani başlarının önlerine yememeleri gereken bir mağlubiyet bence. Yani Sabonis sonuçta en iyi yani ilk 5'in oyuncularından biri. Bu sene All-Star seviyesine kadar gelmiş bir oyuncu. O yok. Oladipo da yeni girmeye çalışıyor. Ve çok istim üstünde gibi Phoenix'e karşı oynadılar. Yani kabul edilebilecek bir mağlubiyet diye düşünüyorum. Evet, katılıyorum. Yani Oladipo yorumuna şöyle çok katılıyorum. Hiç yani böyle Pacers'ın hücum düzenine bağlı bir şekilde oynamıyor. Yani ya böyle bir üst üste 7-8 pozisyon kayıp bazen bakıyorum Oladipo, ben bir iki pozisyon Oladipo ile Holiday'i karıştırdım. Çünkü diyorum ki aklımdan Allah Allah Oladipo'nun bir şey yapıyor olması gerekiyor. O yüzden herhalde bu drive'i yapan Oladipo'dur. Ama Holiday yani böyle. Ama sonra bir anda 3 pozisyon üst üste mesela şut deniyor. Şutunu zorluyor. Böyle şeyi görülebiliyor yani. Hücuma yeniden sokulmaya çalışıyor. Yeniden kazandırılmaya çalışıyor ama şu anda iyi işleyen bir süreç değil. Pacers tarafında bence T.J. McConnell iyi bir maç oynadı. İkinci yarı çok etkili olamadı ama özellikle ilk yarıda T.J. McConnell bence bench'ten girip böyle biraz oyunun temposunu değiştirmekte, hem kendi şutunu aramakta hem takım arkadaşlarına pozisyon yaratmakta iyi bir performans sergiledi ve genelde bu bubble'da da iyi oynuyordu. T.J. Warren'ın beğendiğim tarafı da şutu pek girmedi ama yine de oyuna diğer taraftan katkı yapıp farklı taraflardan katkı yapıp yani 11 rebound aldı ve aktivitesi hep yüksek. Mesela ilk maç başladığında ilk 3 şutunu kaçırdı sanırım. Ondan sonra bulduğu ilk 2 basket biri hücum reboundu, biri top çalma üstüne fast break bitirişiydi. O açıdan T.J. Warren'ın bu motorunun yüksek olması bence Pacers için büyük bir avantaj. Ama dediğim gibi katılıyorum yani Oladipo eski, şu anda Oladipo biraz Thunder Oladipo gibi oynuyor. 2015-2016 yani Thunder'daki versiyonu gibi. O versiyonda olursa Indiana hani ilk turda geçmesi bence bayağı zor gibi. Son geçmeden önce Phoenix Suns'da da şeye değineyim. Daha bir genel bir yorum olarak. Bence bu seneye, özellikle bir sonraki sene için en benim iyi düşündüren Phoenix hakkında. Bu kadar genç bir takım olmalarına rağmen özellikle Rubio'nun oyunda olduğu dakikalarda Rubio ve Devin Booker'ın birlikte oyuna koydukları efor ve kontrol dengesini çok iyi sağlamaları. Yani oyun aktivitesi yüksek, çok çabuk karar veriyorlar, hızlı da oynuyorlar ama maç kontrollerinde oluyor. Bence genç bir takımın bu seviyede bunu yapabilmesi bir sonraki sene için çok iyi bir başlama noktası olabilir. Evet, yani dengeleyici bir unsur oluyor Rubio. Yani belki sene başında çok para verdiler falan diye eleştirildi ama yani özellikle genç bir takım için daha tecrübeli ve ayakları yere basan bir oyun kurucuyla oynamanın yani gözle görülmeyen bir etkisi de olabiliyor. Yani belki şeye yansımayan, box score'a yansımayan dengeleyici bir unsur olması bence çok değerli olabiliyor. Katılıyorum. Zaten bu maçta 27 dakikada hani artı 20 Phoenix o sahadayken. O zaman üçüncü maçımıza geçelim. Üçüncü maç batıdaki playoff yarışını iyice karıştırdı. Daha çok karışabilir mi diye düşünüyorsanız gerçekten karışmış oldu bu maçtan sonra. Çünkü Sacramento Kings Pelicans'ı 140-125 yenmiş oldu. Skordan da anlaşılabileceği üzere savunmadan daha çok hücumun tercih edildiği bir maçtı. Özellikle ilk yarıda müthiş yüksek tempolu başladı maç. Zaten bir tarafta Bogdan Bogdanovic kusursuz bir ilk çeyrek geçirdi. Şey gibi böyle hani Klay Thompson'ın falan böyle çeyrekleri olurdu. Hiçbir şut kaçırmadı. Biraz onun gibiydi. Sadece çeyreğin sonunda böyle bir yarı sahadan şut attı. Tam atarken ben de
atma diye bağırdım evde. Yani o şeyi bozmuş oldu, kaçırmış oldu. Darren Fox da bence ikinci yarı iyice ağırlığını koydu ama ilk yarı da gayet iyiydi. Pelicans tarafında da Kings pek bir pick and roll savunması yapmadığı için durmadan Zion Williamson zaten 12'de 10 attı maç boyunca. Kime perde koyarsa koysun sonra Zion Williamson turnikesiyle biten pozisyonlar vardı. Bir ara hatta Kings'in ilk 8-9 dakika sonra skor temposu 48 dakikaya vurulduğunda 220 sayı falandı. Yani öyle bir hücum maçı olarak geçti ilk yarıda. Ve Kings'in Bogdanovic'in attığı üçlükler dışında bench'ten giren Corey Joseph, başlayan Bielisa herkes üçlük atarak ilk yarı bayağı dengede gitti. İki tarafına savunma yapmamasıyla. Sonra ikinci yarıda bence Sacramento bir tık arttırdı savunmadaki eforlarını. Yani çok elit seviyeye gelmedi ama bir tık arttırdı. Ve De'Aaron Fox gerçekten oyuna ağırlığını koydu. Pelicans da onunla eşleşemedi. Zaten Pelicans'ın bence Bubble'daki en büyük kırıklarından biri önemli noktalarda efor ve maça asılmalarını çok iyi yapamaları. Yani bunda biraz Zion Williamson'ın oyuna bir girip bir çıkmasının da etkisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü 4-5 dakika Zion giriyor, çıkıyor. Bence oyuncuların da biraz ritmini bozan bir şey. Daha önce konuşmuştuk, Alvin Gentry'nin rotasyonları da çok iyi değil. Mesela bir anda aynı anda Jrue Holiday ve Lonzo Ball çıkarıyor. Savunmada bu sefer J.J. Redick bazen Frank Jackson'la birlikte aynı anda kalıyor. Böyle garip eşleşmelere düşüyorlar. Ama Pelicans tarafından bir tane daha hayal kırıklığı yaratan bir maç oldu bence. Evet, yani hiç savunma yapamadılar. Yani ilk çeyrek biraz ekstrem bir durumdu. Yani Bogdanovic çok ekstra şutlar attı. Genel olarak zaten Sacramento yani 49 sayı attı ilk çeyrekte. Yani çok hızlı başladılar. Ama yani sonra da bir türlü toparlanamadılar. Yani Lonzo ve Jrue da dışarıyı üçlü hiç savunamadılar. Perdelerden çıkarken zorlandılar. Yani Zion zaten hani yani çaylak senesi fiziksel olarak eksiklikleri var. Savunmada çok zorlanıyor. Yani Alvin Gentry de çok farklı şeyler denedi. Zion'ı 5'te, Josh Hart'ı 4'te oynattı. Böyle çok kısaldığı dönemler oldu. Sonra tekrar Melli'yi sahaya sürdü. Bir türlü olmadı. Yavaşlatamadılar Sacramento'yu bir türlü. Yani yine kazanmaları gereken bir maçı kaybettiler. Yani çok ciddi bir playoff yolunda da avantaj kaybettiler. Dediğin gibi hücumda aslında hiçbir sıkıntıları yok. Yani özellikle Zion'ın pick and roll'leri ve Jrue'nun ISO'ları üzerinden çok etkililerdi bu maçta. Ama savunmada hiçbir şekilde ne Fox'u ne Bogdanovic'i yavaşlatabildiler. Yani Pelicans'dan çok bahsettik zaten önceki programlarda. Sacramento'ya gelince yani Bogdanovic muhteşem oynadı. Yani Bogdanovic'e ayrı bir paragraf açmak lazım. Yani bu takımda sonuçta Darren Fox, Buddy Hield ve Harrison Barnes'ın arkasında gelen bir hücum silahı olarak düşünülüyordu. Ama bölüm bölüm Darren Fox'tan bile sazı eline alıp birinci hücum opsiyonu olarak yer aldığı maçlar var. Yani Buddy Hield bu maçta sadece 11 dakika oynadı. Hı. Geçmiş maçlarda zaten yani 20 dakikalar civarında oynuyor. Yani o da Sacramento açısından endişe verici bir durum. Çünkü Buddy Hield önümüzdeki 4 sene için 80 milyon dolar civarında bir para ödeyecekler. Yeni sözleşme uzattılar. Ve Buddy Hield'a o verdikleri para yüzünden Bogdanovic sözleşmesi bitiyor bu yaz. Ellerinde tutamama şansları çok yüksek. Yani bu da Sacramento'nun çok eleştirilen yönetiminin eleştirilmesi gereken başka yönlerinden bir başkası. Açıkçası yani önümüzdeki sene Harrison Barnes, Buddy Hield ve Corey Joseph üçlüsüne yani takımının aslında en kritik üç oyuncusundan olmayan bir üçlüye 60 milyon dolar para veriliyor önümüzdeki sene için. Yani bir takım yönetimi ve takım organizasyonu açısından sıkıntı verici bir durum. Ama Darren Fox Bubble'a geldiğinden beri aslında oldukça umut verici performanslar sergiliyor. Yani ilk 1-2 senesindeki gibi tamamen fast break'e dayalı, tamamen koştur koştur ve tempoya dayalı oyundan ziyade daha yarı sahada da etkili olabilen, kendi şutunu yaratabilen, orta mesafeden istikrarlı bir şekilde sokabilen daha
stabil, daha dengeli bir oyuncuya dönmüş gibi gözüküyor Darren Fox. Bu da eğer Sacramento önümüzdeki yıllarda playoff yapabilecek, daha iddialı bir takım olabilecekse zaten tek yolu Darren Fox'ın bu gelişiminden geçiyor. Evet, hani Darren Fox bu maç dediğin gibi dribbling üstünden de iyi şut attı. Orta mesafeden gayet iyi sayı buldu. Zaten onu sürekli bir şekilde güven vererek yaparsa önü inanılmaz açık Darren Fox'ın. Çünkü motoru her zaman çok yüksek. Fastback'te zaten durdurulamıyor. Pas sezgisi yüksek bir oyuncu. Ben de katılıyorum. Çok iyi ibareler verdi bu bubble'da, özellikle bu maçta. Sacramento'nun yönetimine de tamamen katılıyorum. Zaten bence Sacramento bu yönetime sahipken ellerinde şu anda Fox, Bogdanovic, Holmes ve Bielitsa gibi dört parça olması daha sürpriz bence. Yani bundan daha kötü onları da beklenebilirdi. Ama ellerinden geleni yapıyorlar tabii ki bu dört parçayı yeterince kötü oyuncularla donatmakta. Yüksek zaten. Bielitsa biraz kucaklarına düştü. Evet. Avrupa'ya dönecekti sene başında. Bogdanovic'i bu yaz kaybetme ihtimalleri çok yüksek. Yani biraz Batı'nın da ne kadar kuvvetli olduğunu düşünürsek Sacramento'nun yani ne kadar oyuncu bazında geleceği parlak gibi gözükse de yani iddialı bir takım olma konusunda çok da parlak değil. Geleceği. Zor, evet. Geçmeden önce bir son şeyden bahsedeyim. Pelicans zaten çok konuştuk ama son olarak Zion Williamson yani kısa sürede çok iyi oynuyor ama normal yani bu bubble'dan önceki normal sezonda ve bu maçlarda ben hala onun bu Duke'daki veya lisedeki patlayıcılığını en üst seviye atletizmini görmediğimizi düşünüyorum. Yani mesela Duke maçları vardı geçen sene. Özellikle bir pozisyon hatırlıyorum, böyle bir orta sahada topu kapıp bir 360 smacı var. O kadar yukarı çıkıyor ki böyle potaya eğilerek falan smaç basıyordu. O seviyede zıplamıyor. Yani yine de yani onu yapmadan bile herkesten daha iyi bir atlet gibi gözüküyor genelde sahada. Ama o tam %100 atletizmini göremediğim gibi, acaba o atletizm hiç gelmeyecek mi? Yoksa bakalım bir sonraki sezon gelecek mi? Ona da tam emin olamıyorum. Yani savunmada benim daha çok gözüme çarpıyor açıkçası. Yani Duke'daki evet. Senesinde yani en azından her maç bir iki tane böyle bir eforla topu kapması, acayip bir bloğu, arkadan gelip blokladığı pozisyonlar olurdu. NBA'de onu çok göremedik. Zaten sahada ileri geri koşarken de biraz vücudunun yani istediği seviyede olmadığı yönünde bir izlenim ediniyorum. Ama tabii yani üstünde çok doktorlar ve uzmanlar çalışıyor. Yani inşallah doğru yönde yani bir gelişme olur diye düşünüyorum. Çünkü müthiş bir potansiyel yani fiziksel olarak. Yani hiçbir şekilde durdurulamıyor zıpladığı anda. İnşallah daha iyi yani fiziğini tamamen oturmuş halde daha maksimum seviyede izleyebileceğiz. Clippers Mavericks maçı henüz yeni bitti ve belki de Batı'da ilk turda eşleşecek iki takımın maçı. Ben genel bir tabloyu çizeyim. Clippers'da yani bu maç da şey gibi biraz Indiana Phoenix maçı gibi. Clippers 15 sayıyla kazandı ama bu maç 101-101'di aslında. Oradan sonra böyle bir 20'ye 3 tarzı falan bir seri oldu. Yoksa son çeyrekte beraber olan bir maçtı. Gayet yakın geçen bir maçtı. Clippers'da hala Montrezl Harrell dönmedi. Cumartesi günü dönmesi bekleniyor Bubble'a. Onun anneannesi ve babaannesi bilmiyorum. Yani işte grandmother diye geçiyor. Vefat etmiş. O yüzden ailesiyle. Cumartesi dönecek. Bir 4 gün karantina süreci olacak herhalde. Çünkü her gün test protokolüne uyuyormuş dışarıdayken. O yüzden haftaya yetişebilir deniyor. Ama bu maç yoktu Montrezl Harrell. Patrick Beverley yine yoktu. Lou Williams da vardı ama yani ruhen pek yoktu o da. Hala herhalde yavaş yavaş daha forma girmeye çalışıyor. Tavuk kanadı yemiş galiba. evet. Belki tavuk kanatlarının o biterini atmaya çalışıyor. 2-3 maç. Yani Lou Williams'a çok yüklenmek istemiyorum çünkü çok sevdiğim bir oyuncu. Yani bence bu Clippers'a çok iyi uyan bir oyuncu değil aslında şu anda ama benim sevdiğim bir oyuncu. Ben maçı şöyle özetleyebilirim yani kendi açımdan. Şimdi mesela şampiyonluk favorileri hep konuşuyoruz. Bucks, Lakers, Clippers. Yani Clippers'ı bence en net şampiyonluk favorisi benim gözümde yapan, bu maç kendi en net şampiyonluk favorisi yapan sebep, bu maç kendini çok net belli etti. Şimdi basketbolda bir hücumda ne yapmak istersiniz? Kendinizi iyi skor pozisyonlarına koyup skor üretmeye çalışıyorsunuz yani sonuçta hücumda. O veya bu şekilde. Clippers'ın özelliği
Paul George ve Kawhi Leonard olduğu için bu iki oyuncu kendilerini takımdan bağımsız bir şekilde çok iyi skor pozisyonlarına koyabilen oyuncular. Çünkü ikisi de fizikleri, top hakimiyetleri ve güç ve şut, dribbling üstü şut kabiliyetleriyle sıfırdan çok iyi pozisyon yaratabiliyor. Özellikle Kawhi Leonard, yani bunu belki NBA'de en iyi yapan oyuncu. Ve ikisi bir arada olduğu zaman karşı takımda onları aynı anda tutacak iki savunmacı bulmak çok zor. Ve bu maç Dallas karşısında bence o kendini çok belli etti. Çünkü maç genelde dengede gidiyordu. Yani özellikle ilk yarı bence gayet dengedeydi. Dallas Mavericks biraz şeyden avantajlı kaldı. Çok daha fazla hücum reboundladı Dallas Mavericks. İkinci yarıda biraz daha Clippers hücum reboundunu Zubac'ın iyi eferlarıyla eşitledi. Hatta öne de geçti yani. Üçüncü çeyrek daha çok hücum reboundundan sayı buldu. Ama son çeyrek geldiğinde hani Dallas küçük bir seri yakaladık. Porzingis çok dışarıdan çok efektif üçlükler buldu. Ama sonra bir noktadan sonra bakıyorsunuz yani Kawhi Leonard topu alıyor. Orta mesafeye geliyor. Oradan kaldırıp atıyor. Bir sonraki pozisyon üçlükten kaldırıp atıyor. Bir sonraki pozisyon Paul George içeri giriyor, bırakıyor. Dribbling üstünden atıyor. Yani o kadar kolay bulmayı maç sıkıştığı zaman bu iki oyuncunun yapabildiği kadar diğer takımlarda bence aynı şekilde yapabilecek bir oyuncu kombinasyonu yok. Nitekim Dallas'ta da mesela Luka elinden geleni yapıyor. Ama bir yerden sonra step back üçlüklerine başvurmak zorunda kalıyor. Çünkü yani her pozisyon içeri giremiyorsunuz yani savunma sıkılaştığı zaman. Luka da ne kadar girdiği zaman o step back üçlükleri çok estetik gözükse de bunları muhteşem yüksek bir yüzdeyle atamıyor. Yani bir Kawhi'nin orta mesafesi gibi yüksek yüzdede atamıyor. Bence asıl fark orada belli etti. Ve bence playofflarda ilk tur eşleşmesi olursa en büyük fark da olmaya devam edecek. Bu Dallas'ın Paul George ve Kawhi'yi aynı anda tutmada geçirdiği sıkıntı. Ama şunu da ekleyeyim. Bence Maxi Kleber çoğu kişinin düşündüğünden bayağı daha iyi savunuyor. Özellikle Kawhi'yi. Ayakları gerçekten yani pozisyonu ve boyu için gayet iyi çalışıyor. Savunma sezgileri de iyi. Hücumda da iyi katkı verdi. Yani ben hani Dallas Clippers'ı pek tutamıyor diyorum ama aynı zamanda böyle yani Dallas'ın çok bir probleminden öte bu Clippers'ın bence büyük bir üstünlüğü. Öyle bir genel özet öyle düşünüyorum. Sen ne dersin maç hakkında? Genel hatlarıyla çok katılıyorum. Hatta ilk aldığım not birinci sırada Maxi Kleber yazmıştım. Yani Maxi Kleber gerçekten kavrayların üstünde çok başarılı. Ve gerçekten yani cüssesine ve görüntüsüne göre çok yani düşünmediğin seviyede iyi savunabiliyor Kawhi. Ayakları çok hızlı çünkü boyuna göre. Ve yani Kawhi'dan da daha uzun olduğu için rahatsız edebiliyor şutunda. Ama sonuçta bahsettiğimiz belki de ligin en iyi birebir hücumcusundan bahsediyoruz. Yani ne kadar etkili olursan al yine 29 sayı atıyor. Yani bence iki takım içinde yani sezonun özeti gibi bir maçtı. Yani iki takımın da artılarının ve eksilerinin çok bariz bir şekilde ortaya çıktığı bir maçtı. Yani Dallas'ın Maxi Kleber ne kadar iyi bir iş yapmış olmasına rağmen Kawhi ve George'u savunacak kanatları yok. Ne kadar yani istatistiksel olarak Dallas'a tarihin en iyi hücumu desek de özellikle son çeyreklerde bu kadar yakın maçların hepsini kaybetmesinin bir sebebi var. Yani dediğin gibi yani tamamen Luka Doncic'in eline bakan bir takımdan bahsediyoruz. Yani bu son 6-7 dakikasına başa baş giren girdikleri maçların birçoğunu kaybediyorlar. Ha. Çünkü iyi bir şut bulmakta zorlanıyorlar savunma iyice odaklanmaya başladığı zaman. Bu maçta da sonuçta Clippers ligin en iyi en iyi 4-5 kanadından ikisine sahip Paul George ve Kawhi Leonard'da. Luka Doncic'i yavaşlatmakta başarılı olabiliyorlar. Yani bu maçın yani playofflarda bu iki takımın eşleşme ihtimali çok yüksek bildiğimiz gibi. Yani o yüzden çıkarımlar yapmak mümkün. Lou Williams'dan bahsettin. Ben aldığım ikinci not da aslında Lou Williams'la alakalıydı. Yani döndüğü ilk maçta da çok etkili olamadı. Bence zaten Clippers'da bu takımda ne kadar playofflarda rol alabilir, ne kadar büyük bir pay sahibi olabilir çok emin değilim. Yani çünkü hiç uymuyor. Yani kimliklerine uymuyor bir kere. Çünkü savunmada zaten bütün takımların doğrudan hedef aldığı bir isim.
Yani switch yaptığın anda Lou Williams çok yetersiz kalıyor şampiyonluk adayı bir takım için. Hücumda da getirdikleri, yani çok yetenekli bir oyuncu ama getirdiklerine ihtiyacı olan bir takım değil Clippers. Yani sonuçta Paul George ve Kawhi Leonard var bu takımda. O yüzden zaten işte geçen maçta 20 dakika oynamıştı. Bu maçta 21 dakikada çok etkili olmadı. Tabii hazır olmasının da çok etkisi vardır ama ben yavaş yavaş rolünün düşebileceğini düşünüyorum bu Williams'ın. Tabii Clippers'ın çok büyük bir ağrısı, müthiş bir genişliğe sahip bir takım. Yani rotasyon, hala doğru rotasyonu aradığını düşünüyorum da Clippers'ın. Bu maçta Rodney McGruder süre aldı, Terrence Mann süre aldı. Yani 13 kişi kadar kullanabileceği oyuncu sayısı var. Tabii yani Reggie Jackson ne kadar oynar, Patrick Patterson ne kadar oynar, Jamal Green ne kadar oynar bunlar belli değil ama yani bu doğru kombinasyonu, doğru seride bulana kadar bunu yapma lüksü var Doc Rivers'ın. Bu da çok ciddi bir artı aslında düşündüğün zaman. Yani eşleşmeye göre buna karşı alabileceği önlemler belki de ligin en iyisi Doc Rivers'ın elinde var. Clippers taraftarları için bence oldukça umutlandırıcı bir maçtı. Yani Dallas'la eşleştikleri takdirde yani bu maçı da örnek alarak çok böyle endişelenecek, korkacak bir şeyler olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Evet, zaten yani Porzingis bundan daha iyi bir maç geçirmesi zor. Hani dışarıdan da bayağı yuşuk attı. İlginç bir şekilde Dallas aslında normalde gitmediği kadar Porzingis'e post-up'a da gitti özellikle ilk yarıda. Ve zaten ilk böyle ikinci çeyrek sanırım böyle bir ya da ilk çeyrek miydi? Spin yapıp ters maçla falan bitirdi. Dışarı üçlüklere çıkardı. Post-up'dan da gayet etkili oldu. Ona rağmen o yüzden katılıyorum yani Porzingis'in de bu kadar iyi bir maç oynamasına rağmen. Belki Luka yani kötü maç oynamadı ama en iyi Luka değildi. Oradan biraz Dallas seyircileri kendilerini avutabilir. Bir de Dallas'ta şey ilginçti. İlk babam Mayrovic maça başladı ilk 5'te. 6 dakika oynadı sonra bir daha hiç girmedi. Aslında bence oyundayken de iyi bir performans verdi. Özellikle Kawhi ve Paul George boyalı alanı girdiği zaman aynı anda Boban ve Porzingis'in olması onları biraz sıkıntı yaratıyor. Çünkü çok uzuyorlar, çok fizikli oluyorlar. Biraz sıkıntı yaratıyor. Ben daha çok aslında oynayabilir diye düşündüm. Bir de Boban'ın çünkü Clippers'a karşı savunmada size acayip büyük bir matchup problemi de yaratmıyor Zubac oyundayken. O yüzden bence Zubac oyundayken daha çok düşünebilir bu takımlar eşleşirse ya da eşleştiklerinde diyelim. Lou Williams'a da şöyle bir ekleme yapayım. Bir kere formda değil yani daha en iyi halinde değil. Biraz daha iyileşecektir diye düşünüyorum. Genel olarak şeye katılıyorum yani bu takımın en iyi beşini düşündüğümüz zaman Kawhi Leonard, Paul George olacak. Montrezl Harrell olacak herhalde. Marcus Morris olacak. Belki Montrezl Harrell veya Marcus Morris yerine kötü bir gündelerse Jamichael Green girebilir. Bir de onların yanına o dörtlünün o beş oyuncudan dördü olacak. Bir de bir tane bir numarada hani oyun kurucu değil ama hani bir numara oynayacak. Oyuncu ya Landry Shamet olacak ya Lou Williams olacak ya Reggie Jackson olacak gibi gözüküyor. Bir de Patrick Beverley. Patrick Beverley asıl. O dört oyuncu yani Patrick Beverley benim kafamda en iyi. Bir de üç tane daha oyuncu var. Lou Williams en iyi yaptığı şey kendi pozisyonu yaratmak. Ama Paul George ve Kawhi Leonard ondan daha iyi pozisyon yarattığı için Williams'ın biraz oyunu oraya fazlalık oluyor. Ve savunmada dediğin gibi dezavantaj yaratıyor. Ama şöyle bir tarafı var. Doc Rivers rotasyon açısından Paul George ve Kawhi Leonard'ı aynı anda oyundan çıkarıp sokmayı biraz seviyor. Öyle yaptığı dakikalarda Williams'ı bir de Montrezl Harrell döndükten sonra görmek lazım. Çünkü o ikisinin uyumu gerçekten çok iyi. O yüzden mesela hani ilk çeyrekte 3 dakika kala Paul George ve Kawhi'yi çıkarıp Lou Williams'a Montrezl Harrell üzerinden bir 5-6 dakika etkili oynanabilir. O rolde iyi kullanılabilir Lou Williams diğer iki yıldız sahada değilken. Sana şöyle sorayım bu biraz da toparlayarak. Patrick Beverley sakatlığı diyelim çok etkili olamıyor. Yani maç başına 15-20 dakika oynayacak ya da oynayamayacak. Onun yerine Clippers'ın en iyi beşine kimi koyarsın? Bu saydığımız 3 oyuncu Reggie Jackson, Lou Williams veya Landry Shamet herhalde adaylar. Ben Landry Shamet'i koyarım açıkçası. Yani sana ya belki Lou Williams kadar çok şey vermiyor. Yani hücumda o kadar şey vermiyor ama yani Landry Shamet yaptıkları Clippers açısından oldukça yeterli. Yani boş çok hareketli bir kere. Yani o açıdan yani
Paul George'a Kagan'ın etrafında perdelerden çıkabilecek, cezayı kesebilecek ve savunmada Lou Williams kadar zafiyet yaratmayacak olması sebebiyle ben Landry Shamet'i tercih ederim. Yani sonuçta topu kullanmayacak biri lazım. Yani Lou Williams ne olursa olsun top kendisinde değilken daha hareketsiz, daha yani mobil bir şekilde topu alıp perdelerden çıkmayı seven bir oyuncu değil Landry Shamet kadar. Ve savunmada çok büyük defolarla gelen bir oyuncu. O yüzden eşleşmeye göre bence Landry Shamet yani Reggie Jackson'ı playofflarda hiç kullanacağını sanmıyorum. Hmm. Ben Landry Shamet'ı bir adım öne yazarım Lou Williams'a. Tabii ama dediğin rolde yani yedeklere, benchlere karşı her zaman Lou Williams, Montrezl Harrell birçok bench'in savunamayacağı bir silah. Hmm. Yani o açıdan tabii ki Paul George'a Kavallaner'ın olmadığı maç 10-15 dakikalık bölümlerde kesinlikle kullanması ve maksimize edilmesi gereken bir silah. Yani. Ya ben de yakın düşünüyorum ama Patrick Beverley'in sakatlığı işte bu yüzden kritik. Yani Landry Shamet oraya koyduğunuz zaman bile karşı takımda dinamik, skoru iyi bulan kısa, hızlı bir oyuncu varsa Clippers sıkıntı yaşayabilir. Çünkü hmm. Kawhi da Paul George da bence o 2-3 sene önceki hallerinden savunmada bu lateral hızları açısından bir tık düşük noktada var. O yüzden çok mesela Damian Lillard gibi tip bir gardla karşılaşırlarsa sıkıntı yaşayabilirler. Ama sonuçta batıda hatta doğuda öyle bir garda sahip olup o kadar iyi takımlar yok. Yani o yüzden Clippers belki oradan çok fazla zorlanmayacaktır diye de düşünüyorum. Mesela Blazers NBA'nin en iyi 2-3 takımdan biri olsaydı ters gelebilirdi. Ama Blazers'ın başka bir sürü problemi var oraya gelene kadar. Doğru. Peki o zaman kapatalım. Çok teşekkürler bizi izlediğiniz için. Bugün 4 maçı konuştuk. Yarın yine başka bir kaydımız olacak. Mert, Kaan ve Emre tarafından maçları konuşmaya devam edeceğiz. Teşekkürler Cem. Ben teşekkür ederim. Herkese izledikleri için de teşekkür ederim. En yakın zamanda görüşmek üzere. Son bir hatırlatma yapayım buraya kadar izlediyseniz. Bizi Twitter'dan takip etmiyorsanız lütfen edin. Ve YouTube'dan da katıl butonu var mıydı? Neyse YouTube'dan üye ol veya herhangi bir butondan bize subscribe edebilirsiniz. Ve videolarımızı paylaşırsanız bize çok seviniriz. Çok teşekkürler.